kıymetli izleyenler merhaba. Bav Televizyonu'na hoş geldiniz. Bir fıkıh meclisinde yeniden birlikteyiz. Konumuz kurban. Konuğumuz Doktor Muhammed Fatih Ergen hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Evet. Murat hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi programlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçen hafta hocamızla birlikte kurbanın önemi, fıkhi hükümleri, kimler kurban kesmekle yükümlü, ondan sonra kurbanlık hayvanın nitelikleri gibi fıkhi anlamda genel çerçeveyi çizmiş olduk. Tabii günümüzde yani belki tarihi süreçte de varlığını gördüğümüz fıkıh kitaplarında, fıkıh imamlarının düzenlediği ama günümüzde biraz daha profesyonel ve karmaşık bir hal alan, özellikle kurumların devreye girmesiyle vekaletle kurban organizasyonlarından bahsediyorum. Bu önemli bir konu çünkü belki klasik fıkıh kitaplarında vekaletle kurban kesme eylemi bireyseldi. Yani bir vatandaşın başka bir tanıdığına kurban kesmesi konusunda vekalet vermesiydi. Ama günümüzde bu organizasyonlar var. İşte Diyanet Vakfı da, evet. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu organizasyonların en kapsamlı olanlarından birisini yapıyor. Çok aktif çalışıyorlar. Bunun dışında diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşları var. Bazı kamu kuruluşları var. Hocam burada dikkat edilmesi gereken hususlar ne? Çoğu zaman insanlar, mesela ben dün programa hazırlanırken bir arkadaşım aradı. Belli ki söyleyemedi ama bana dedi ki kurbanımı bir yere bağışlamak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? İşte yani TDV'ye bağışlayabilirsin dedim. Dedim ki hocam ben sana versem de sen yapsan olmaz mı dedi. Buradan şunu anlıyorum ben, yani bir bazen bir karmaşa acaba var ama bilindik tanıdık biri üzerinden yapılınca o tereddütler kalkıyor. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Belki de bu organizasyonun nasıl yapıldığını da bize kısaca izah ederseniz vatandaşın da zihninde berraklaşmış olur. Şimdi teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Asıl olan kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Kendisi kesmesi. Yani memleketinde kesecek ya da yaşadığı bölgede kesecek. Hı hı. Asıl olan bu olmakla beraber asıl olan kestiği hayvanın etlerini yakın akrabaları, dostu, etrafındaki komşulardan fakirler vesaire bunlara vermesidir. Ancak kişi bazı sebeplerden dolayı işte bulunduğu yerde kurban kesemiyor. Vekaletle kurban kestirmesi lazım. Böyle durumlar da olabiliyor. Veyahut da bir hayvan, geçen hafta programda konuşmuştuk. İşte hanımı da kesecek, kendi de kesecek. Siz şöyle bir tavsiyede bulunmuştunuz. Bence birincisini orada kestin, ikincisini göndersin daha fakirlere, fazla başka sahipti bir yere. Evet, ihtiyaç olur. Mesela deprem bölgesinde bu sene kesilecek kurbanlar var. Orada işte afetzedeler var. Bunlara yardıma gidecek, hı hı, vesaire gibi durumlar olabiliyor. Bu tür durumlarda vekaletle kurban kesilebilir. Ama kişi ben vekalet verdim, artık ibadetim yerine geldi veyahut da işte hiç araştırmadınız, bir yere verdiniz, tabiri caizse merdiven altı bir kurum veyahut da bir yer, hı-hı, verdim ben, tamam ben sorumluluktan kurtuldum, böyle bir şey söz konusu değil. Siz bu ibadeti yaparken, birini yerinize vekil tayin ederken ne yapmanız lazım? Bunu araştırmanız lazım. Acaba kurumsal bir yer mi, değil mi? Gerekli tedbirler alınıyor mu? Veyahut da gerekli teftişler yapılıyor mu? Bunları da bildikten sonra, gücünüzün yettiği oranda araştırdıktan sonra sizden burada ne olacaktır? Sorumluluk kalkacaktır. Peki nasıl yapılır bu işlem? Şöyle, vekaletle kurban keserken öncelikle kurban kesecek kurum umumi vekalet almalıdır. O kişi adına, bu kurbanı kesme adına. Eğer daha önce kurban almadıysa o kurum, umumi vekaletle şunu yapar. O kişi adına bir kurban alır ve o kişi adına o kurbanı tasadduk eder veyahut da kestikten sonra o işte şu kadarını bana gönderin, şu kadarını şu fakirlere verin şeklinde o bağlamda tasarrufta bulunabilir. Veyahut da
kişi kendi kurbanını alır veyahut da o kurumun elinde kurban vardır. Onu ona sattıktan sonra kesim için ondan vekalet alır. Böylece o kişi adına kurban kesilir. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden en önemlisi bir kere vekalet alınması lazım. Bu vekalet sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir. İşte fax, mesaj vesaire farklı şeylerle de. Online bir tik şeklinde vekalet olabilir. Veriyorum. Önemli olan vekalet verdiğinizi beyan etmenizdir. Birincisi budur. İkincisi vekalet alan kurum küçük baş ise hayvanı bir kişi adına, hayvan büyük baş ise en fazla 7 kişi adına kesebilir. Bundan fazla hissedar oraya ne olmayacaktır? Koyamaz. Koyamaz. Bir diğeri de hayvanın etleriyle alakalı tasarruf tamamen vekalet veren kişidedir. O kişi bu noktada nasıl bir vekalet verdiyse vekalet alan kurum o doğrultuda hareket etmelidir. Bunun dışına çıkamaz. Bu etleri işte ne bileyim satmak gibi, hayvanı kesmek gibi vesaire gibi durumlarla farklı tasarruflarda bulunması caiz değildir. Bir diğeri de şu, hayvanları toplu olarak bir yere koyup hissedarların hangi hayvana hisse olduğunu belirlemeden ne yapılamaz? Bu kurban kesilemez. Her bir hissedarın hangi hayvanın tamamına veya 7'de birine veyahut da daha fazlasına ortak olduğunu veyahut da sahip olduğunu belirlemesi gerekir. Şunu da yapamaz. Hayvanları kestikten sonra vekalet aldığı kişi mesela bazen bazı marketler vesaireler bunu yapabiliyorlar. Sizden vekalet alıyorlar ve size şunu yapıyorlar. Diyorlar ki sana 50 kilo 60 kilo et göndereceğiz gibi bir durum ne olamaz? Olamaz. Şöyle hayvanları toplu olarak kesip etleri karıştırıp işte bu karıştırılan etleri sahiplerine gönderme gibi bir durum olur. Her bir hisse sahibi. Bir havuz oluşturuluyor orada anladığım kadarıyla. O havuzdan da herkese eşit. Evet. Hisse sahibi kendi hayvanının eti hisse sahibine gönderilmelidir. Bir diğer nokta hayvanın derisi vesaire gibi farklı bunlar satılamaz veyahut da işte vekalet verilen kuruma oradan ne yapılamaz? Bunlardan bu da vekalet veren kişiye aittir. Onun beyan ettiği şekilde onlarda da tasarrufta bulunur. Bu ölçülere riayet edildikten sonra ne yapılabilir? Bir kurum vasıtasıyla vekaleten kurban kesilebilir. Şunu da tabii eklemek lazım. Vekalet almak, vekalet alacak kurumlara aslında şunu söylemek lazım. Güçleri ölçüsünde vekalet almaları lazım. Yoksa bunu birçok ibadette maalesef bugün suistimal ediliyor. Mesela zekat ticareti diye bir şey var. Hac ticareti diye bir şey var. Bu artık kurban ticareti diye bir şey var. Bunu ticari bir şey olarak görmemek lazım. Siz kendi gücünüzü kendiniz tayin etmeniz lazım. Ben 10 tane, 20 tane, 100 tane kurban kesebilirim. Dolayısıyla bunun dışına çıkmamanız lazım. Çünkü vekalet almak aslında bir sorumluluktur. Tabii. İnsan normalde bundan kaçması lazım. Ama vekilü kel asil. Böyle bir durum var. Sizin buradan sorumluluğunuz var. Ama biz bugün şunu görmekteyiz maalesef. Bazıları daha çok vekalet alayım diye birbiriyle yarışabilmektedir. Dolayısıyla bunu bir ticari organizasyonu bir yarışa dökmekle doğru. Festebikul hayrat kabilinden olamaz mı hocam? Yani öyle olursa herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Evet, hayırda yarışıyor olsunlar. Yani dediğiniz hususlar çok önemli. Ama burada ister istemez şu soru geliyor. Yani dediğiniz detaylar işte bir hayvanda yani normalde bir kimsenin kendi adına zaten vekaletin mantığı bu değil mi? Yapabildiği ya da yapmaya hukuken, fıkhen yetkili veya yükümlü olduğu bir hususu yapması için başkasını yetkisini devretmesidir yetkisini aslında. Devretmesi. Bir yetki devridir burada. Bir sorumluluk var ama vatandaş bunu takip edemiyor genellikle. Bunun böyle olup olmadığını çoğu bilmiyor. Peki burada totalde işte kurumlara ya da bu oluşumlara olan güvenle bu işi çözebiliyoruz. Vatandaşın bunu bilmiyor olması bir şey oluşturur mu? Bir kurban ibadetinin yerine gelmesinde, gerçekleştirilmesinde. Şu değerli hocam, bir kere öncelikle güvenilir veyahut da kişinin güvendiği kuruma bu kurbanı vermesi lazım. Peki biz bu güvenilirliği nasıl tespit edeceğiz? Şöyle, bir kere bu kurumu bileceğiz.
yaptıkları nelerdir? Acaba gerekli teftişlere tabi mi? Kontrol edilebiliyor mu? Şeffaf mı? Vesaire gibi. Ve bizim tanıdığımızdır, bildiğimizdir. Kesin biliyoruz ki bu kurbanı kesiyor. Başka bir durum söz konusu değil gibi şeyler olduktan sonra. Mesela ben kendi adıma Diyanet Vakfı adına bunu söyleyebilirim. Ama işte diğer kurumlarla alakalı da siz birini tanıyorsunuzdur. Oranın içini biliyorsunuzdur. Bunların evet bu organizasyonu yapıyorlar ve kesiyorlar diye biliyorsunuzdur. Bu şekilde bu sorumluluktan kurtulsun. Tabii burada şu var. Gücünüz yettiğince, gücünüzün ötesine geçmenizin zaten böyle bir mükellefiyet söz konusu kesinlikle değildir. Evet. Ama şuna vurgu yapmak lazım. Ben götürdüm, vekaletimi verdim, artık hiçbir sorumluluğum yok. Peki o zaman şu soru akla geliyor. Bir kişiye kurban vekaletinizi verdiniz ve bu kişinin kurban kesmediğini öğrendiniz. Eğer vekalet vermekle sorumluluk kalksaydı bir daha bu kurban sizin üzerinizde bu sorumluluk olmaması lazımdı. Ama fıkıh kitapları bize diyor ki eğer şeyse kurban günlerinde denk geldiyse onu keseceksin diyor. Yani yapılmadığını öğrendiğinde bu borç üzerinden kalkmaz diyor. Hı hı. Dolayısıyla vekalet vermek sizin bu ibadeti ifa ettiğiniz anlamına gelmemektedir. Verilen vekaleti takip etmek gerekir. Takip etmeniz gerekir. Bugün tabii vakıflar, kurumlar şöyle şey yapıyorlar. Kurbanı kestiklerinde video gönderiyorlar. Zaten birçoğu bu konuda şeffaflar, dağıtıyorlar vesaire gibi birçok hizmet yapıyorlar. İşte gerek SMS deprem bölgesinde. SMS yoluyla bilgilendiriyorlar. Tabii SMS yoluyla bilgilendiriyorlar. Aslında gibi hayvanların küpe numarası diye bir şey var. Yani mesela şöyle bir yol izlense, işte Sayın Mahmut Samar şu küpe numaralı hayvana hissedar olarak adınıza vekalet alındı, kesildi, şurada dağıtıldı gibi bir kesinlikle şey ya da sonradan şey yapılabilir. Benim aklıma o da geliyor. Çok büyük organizasyonlarda bu biraz emek istiyor ama olsun. Çünkü önemli. Hocama şimdi döneceğim. Bu organizasyonların bugün önemi de toplumsal açıdan ya da finansal açıdan çok ciddi bir şeyi var. Yani bunların daha geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü toplumda bu organizasyonlar olmadan kurban kesemeyecek binlerce insan var. Yani hiç kesmemek mi? Siz dediniz ya asıl olan kişinin kendi kurbanı. Ama gerçekten bazılarının böyle bir imkanı yok. Ya da şöyle olabiliyor. Yani bazen bu kurban ibadeti insanların, Müslümanların, vatandaşlarımızın yapmadığında böyle çok huzursuz olacağı bir ibadet. O yılda biraz maddi imkanları çok iyi olmayınca biraz da açıkçası şöyle biraz da ekonomik bir yol olması hasebiyle organizasyonlara yönelebiliyor. Sonuç itibariyle baktığımız zaman hiç kurban kesmemektense böyle bir yöntem, böyle bir yol izleyerek kurban kesmesi ya da benim dediğim gibi ailede 3-5 kişi kurban kesecektir. 3-5 kurban kesmek belki bulunduğu çevrede yaşadığı şeyde mahallede, köyde her neyse bu 3-5 tane kurbanın kesimini bir kenara bıraktığımız zaman ondan sonraki süreçlerde üzerine düşeni yapması konusunda sıkıntı çekecektir. Evet. Öyle bir bölgede yaşıyor olabilir. Yani çevresinde ne yapacak? Şu olabilir bir hocam. Tanesini, iki tanesini evde keser, iki tanesini organizasyonlara yönlendirir. Çünkü o da önemli. Evet hocam buyurun. Şu olabiliyor. Yani bazen hani özellikle merdiven altı dedik ya. Yani buraya vatandaşımız çok dikkat etmesi lazım. Yani şimdi Diyanet Vakfı bir kurban organizasyonu yapıyor ve bir fiyat belirliyor. Çünkü en yüksek herhalde bildiğim kadarıyla yıllık kurban alan Diyanet Vakfı. Bir fiyatı var. Diyor ki bu yılki kurban fiyatımız şu. Veyahut da başka vakıflar buna yakın. 3-5 yukarı aşağı. Ama biri çıkıyor. Size diyor ki bu 500 liraysa ben sana 100 liraya bunu keserim. 1000 tane, 2000 tane kurban topluyor vesaire gibi. Yani anlıyorsunuz, biliyorsunuz ki hiçbir denetimi yok. Ve çok ucuz bir fiyattan bahsediyor. Böyle bir kurban olması mümkün değil. Dolayısıyla bu tür şeylere vatandaşımız da aldanmaması gerekir. Evet. Murat Hocam, bu vekaletle kurban organizasyonları önemli bir fıkhi boyutları var elbette dikkat edilmesi gereken ama bunun bir de toplumsal ve
Belki de finansal yönleri de var. Ne dersiniz? Evet, yani şöyle bazı ibadetlerin sosyal veya mali yönleri oluyor. İşte bu aslında hac ibadetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şimdi bir kişi hem hac ibadetini yapıp hem ticaret yapabilir mi? Sorusu gündeme geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Leysa aleyküm cünahun en tebtegû fadlen min rabbiküm. Ayet-i kerimesinin yani hac ibadeti esnasında bir takım ticari işlemlerin yapılmasının da Allah'ın fazlından bir arayışa girilerek ticaret yapılmasının bir günah olmadığını ayet-i kerime buna işaret ediyor yorumlara göre. Dolayısıyla bir ibadetin yapımı esnasında bir takım ticari veya günümüz tabirle finansal, ekonomik durumlar ortaya çıkabilir ve bu dinimizi yasaklanmamıştır. Burada niyet önemlidir. İyi niyetle helal rızık kazanma ibadetle birleşebilir. Ki kurban ibadeti de hayvanlar olmasa, hayvan yetiştirilmese kurban ibadeti yerine gelemez. Dolayısıyla bir hayvan üretim ve ticaretiyle ilgili çok önemli bir finansal ve ekonomik bir durum vardır. Müslümanların bunu da yapması gerekiyor. Yoksa hayvanlar olmasa nasıl kurban keseceğiz? Birinci şey bu. Yani bu önemli bir şey. Fakat burada esas konuşmamız gereken, sizin de bahsettiğiniz gibi, bunun organize hale gelmesi, yani kurumsallaşması. Şimdi bazı ibadetlerin artık günümüz toplumlarında, yani son 100 yılda diyebiliriz ki, bireysel olarak yapılması neredeyse imkansız hale geldi. Zekat da buna benziyor. Hac ibadeti zaten oluşum itibariyle hem masrafı, yani mali bir yükümlülüğü gerektiriyor, hem de bir meşakkati içeriyor. Yani sefere çıkmanız gerekecek ve Kabe'de bulunacaksınız, o ibadetine geçeceksiniz. Burada da bir finansal boyut var. Şimdi bu son 100 yılda çok daha insanların sosyal hayatın gelişmesi, şehirlerin büyümesi, yeni imkanların ortaya çıkması, ulaşım imkanlarının ortaya çıkması, son yıllara da geldiğimizde, yani son 40-50 yılda bazı ülkelerin bu konuda tecrübeleri daha da geliştirdiklerini görüyoruz. Finansal anlamda ve organize anlamda. Mesela Malezyalılar, Endonezyalılar daha 40 yıl öncesinde bununla ilgili bir organizasyona gitmişler ve zekat, hac, hatta kurbanla birlikte bir ortak bir Müslümanların yardımlaşmasına yönelik bir fon kurmuşlar. Ve bu fona mesela insanlar aynı sigorta sistemine benzer bir şekilde emeklilik sigortası gibi baştan itibaren küçük küçük miktarlar yatırıyorlar. Belirli bir yaşa ulaştıktan sonra onlara hac imkanı sağlanıyor. Yani dolayısıyla hani bizim hacılarımız gittiği zaman haçta Endonezyalıların, Malezyalıların çok genç geldiğini görüyorlar. Niye? Organizasyon var. Bir Türk hacılarına baktığımızda emeklilik sonrası gidebiliyor. Çünkü imkanlar yok, çalışıyor. Böyle bir organizasyonun çok önemli olduğunu görüyoruz. Kurban da bunlar gibi bir şey. Kurban organizasyonu tabii son 20-25 yılda çok gelişti. Bunun sakıncası var mı? Aslında sakıncası yok. Ama hocamın bahsettiği şeffaf olması, güvenilir olması, takibi çok önemli. Yani bu ibadet olduğu için burada yapıldığını takip etmek mükellefin görevi. Ayrıca organizasyon sahiplerine de büyük sorumluluk düşüyor. Yani onlar da hassas bir ibadet olduğu için. Mesela ilk çıktığı zaman ki şeylerden bahsedeyim. Hani ben de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir zaman görev yapmıştım. Dini İhtisas Merkezi'nde hocalık yaptım. Orada kurban bahislerini ben anlatmıştım. Orada bayağı bir gündeme gelmişti. En çok şey bu organizasyon yapanların 4. gün hatta 5. güne yetiştiremeyip 5. gün kestikleri. Şimdi bu dini açıdan 5. güne kalanların vacip olan kurbanları yerine gelmemiş olur. Buna benzer durumlar şu anda tahmin ediyorum minimize oldu. Yani yine de kurumsallaşmanın getirdiği bir takım sorunlar var. Bunu kabul ediyoruz. Yani eksiklikler olabilir. Bir takım mesela şey tartışılıyordu. Hac ibadet esnasında kurbanlar kesilemiyor, yetişmiyor. Yani binlerce kişi. Gece kesilip kesilmemesiyle ilgili fetvalar var. Şimdi o dönem niye? Işıklandırma yapılmış. Her taraf ışıklı. Gece de şu anda 24 saat kurban kesilmekte yani hac zamanında. Çünkü o 4 gün içerisinde o kurbanların kesilmesi gerekiyor. Yani mesela farklı 3 gün veya 4 gün içerisinde en fazla 4. gün ikindiye kadar var. Dolayısıyla bu organizasyon olması gayet doğal bir şey. Yani burada bir organizasyon olması doğal bir şey. Burada şeffaflık olduğu sürece, güvenilirlik olduğu sürece kurumsallaşmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum. Diyanet Vakfı'nın yaptığı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı hizmetler gibi, diğer bir takım vakıf ve derneklerin yaptığı hizmetler gibi. Şunu bilmiyorum, tartışmak lazım. Yani mesela yurt dışına kurban gönderiliyor. Bunun şeyini bilmiyorum ben. Yani bunun ekonomik veya siyasi veya başka boyutları var mı bilmiyorum ama yani ben yani şahsi görüş olarak mesela Afrika'ya kurban göndermek benim için çok güzel bir şey yani harika bir şey. Yani
Afrika'da zaten Afrika ile ilgili bir hassasiyetimiz var. Veya işte Orta Asya'da bazı Afganistan gibi bazı ülkelere falan gönderilmesi çok güzel. Yani fakat tabii bunun ne tür bir şeyi var bilmiyorum. Dini bakımdan caiz. Ona şüphemiz yok. Hani vekalet veriyorsunuz dünyanın etrafında kesilebiliyor. Yani bunu nasıl şey yaparız bilmiyorum. Yani çok bana iyi geliyor. Biraz daha da ekonomik oluyor yurt dışında olanlar. Hani hı hı. Şimdi bir tanesini dediniz ya. Türkiye'de kesiyoruz. Evet. Bayağı yani fiyatları söylemedim de yani bayağı yüksek. Tabii. Bir hisse bayağı yüksek ama yurt dışında hisseye girdiğinizde neredeyse 1/5 kadar bir ücrette kesiliyor. Evet. O niye? Çünkü o ülkedeki şartlar, ekonomik durumlarla ilgili bir şey oluyor. O açıdan yoksa ikisi aynı şey olsa biraz bütçeyi zorlayabilir. Yani hem eşlerin ikisinin ayrı ayrı kesmesi durumunda Türkiye'de kesecek tabii. olsa zorlayabiliyor. Dolayısıyla bunun tabii bir takım kurumsallaşması gerekiyor. Bir de bunun finansal şeyi var. Yani bunu Malezyalılar, Endonezyalılar nasıl başarmışlarsa biz mesela kurbanla ilgili zaten bizim mezhebimizde vacip. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre paramız varsa kesmemiz gerekiyor. Zaten halkımızda sanki imkanı olmayanlar da vacipmiş gibi kesiyor. Halbuki onlara sünnet oluyor veya şey oluyor. Ama böyle bir halkta da böyle bir merak var. Öyleyse bunun bir finans bakımından insanların kurbanla ilgili bir şeyi olsa, yani bir fon olsa ve insanlar oraya bir şekilde şeylerini yatırabilseler, işte imkan oldukça kurban şeyleri oradan ayarlansa mesela. Bunlar mümkün. Hani sen bahsetmiştin Mahmut'um, bir finansman türü olarak hani de düşünülebilir bunlar. Bunda bir sakınca yok. Yok. Ve bu finansmanı yapanlar da bir takım vekaletle ücretler kazanabilirler. Yapan kişiler de kurbanlarını rahatça kesmiş olabilirler. Bunun iki örnekle bitireyim. Şimdi kurban anlatıyorum şöyle Diyanet zamanında. Biri bana dedi ki hocam dedi paket kurban caiz mi dedi. Allah Allah ilk defa duydum ya dedim yani bütün kurban çeşitlerini biliyorum diye düşünüyordum. O neymiş dedim ya paket kurban falan diye. O işte o zaman yeni çıkmıştı. Bir takım işte şirketlerin diyelim marketlerin size diyor ki kurbanınızı birinci gün paket halinde getiriyoruz evinize ayağınıza. Yani bir reklam hizmeti olarak bunu söylemiş. Hı hı. Dedim caiz olur eğer kesiyorsa şartlarına uygun yapıyorsa paketle getirmesinde bir sakınca yok. Yani paketle kurban arasında bir ilişki şeyi yok. Önemli olan kesilmesi zaten. Buna benzer mesela çok farklı sorularla da karşı karşıya geliyorduk. Mesela o zaman işte kurban kesimleriyle ilgili bir takım işte kiloyla satılıp kesilmesi, acaba önceden kilosunun belli olması, sonradan paranın verilmesi gibi hala onların Diyanet İşleri Başkanı fetvaları var. Bu tarz sorularla karşı karşıya kalabiliyorduk. Yani o zaman sorulardan bir tanesi de hocam kredi kartıyla kurban alabilir miyiz sorusuydu. Yeni de taksitle kurban piyasaya çıkmıştı. Anlattım 20-25 sene önceki durumlar. Yani yeni yeni işte kredi kartları, taksit belki 25 de yok 20 sene önce falan çıkmış durumlar vardı. Tabii bunlar asla taalluk etmiyor. Yani kurban önemli olan kişinin bu kurbanı alması ve Allah için kurban etmesi. Sonraki etiyle ilgili kampanyaları şeyleri ayrı bir bahis. Hocamın bahsettiği gibi önemli olan ehil kişiler tarafından yerine getirilmiş olmasıdır. Ve kişinin mükellefin onu takip etmesidir. İbadetin şartlarına uygun kurbanın kesildiğinin takibidir önemli olan. Evet şimdi hocam siz konuştukken aklıma şu geldi. Bu vekaletle kurban organizasyonlarında hisse bedelleri eşit. Evet. Şimdi burada vekalet sadece kurban kesmeyi mi kapsıyor yoksa hisse satın almayı da kapsıyor mu? Ya da bu organizasyonu yapanlar kendileri mi hisse satıyorlar? Konudaki şey nasıl? Eğer bir benim adıma al ve benim adıma kesip gereğini yap şeklindeyse bütün hisselerin aynı fiyata denk gelmesi mümkün olmaz herhalde. Evet. Çünkü kıyami bir maldan bahsediyoruz. Mutlak vekalet veriyor demek ki hocam. Evet, zaten o şekilde evet. Biz başta şunu söyledik ki hocam umumi vekalet almaları lazım. Hı-hı. Umumi vekalet almadıkları zaman problem çok büyüyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu noktada vakıflar veyahut da dernekler, kurban satanlar umumi vekalet almaları lazım. Bazen iki şekli var bunun. Bazen hayvanı alıyorlar. Ondan sonra bir de kesimi var. Eğer umumi vekalet almadı. Diyelim ki hayvanımı kesmek için size vekalet verdim. Hayvanı kim alacak benim adıma? Evet. Sizin yapacağınız tasarruf benim mülkiyetime geçmiyor. Umumi doğru. Vekalet verdiği zaman hem hayvan alıp daha sonra kesimini de gerçekleştirebiliyor. Peki burada kişi adına mı satın alınıyor yoksa kendisi satın alıp satıyor mu? Bazen kişi umumi vekalet aldığında kendisi adına satın alıp bazen de alıyor ondan sonra satımlarda gerçekleşebiliyor. Veyahut da kurumun elinde hayvanlar var bunları satabiliyor. Bildiğimiz manada mesela
pazarlarda bugün satıldığı gibi. Siz gidiyorsunuz, pazardan alıyorsunuz. Kasaba gidip kestirdiğinizde ne yapıyorsunuz? Yine orada bir vekalet veriyorsunuz. Vekalet bu hayvanın kesiminin vekaletini veriyorsunuz. Evet, şimdi hocam ilginç bir konu geldi aklıma hocam. Anlatırken derslerinden işte 4. 5. güne kurban kesimi, bu caiz değil. Evet. Kurban ibadeti yerine gelmez. Ama bazen kurban kesiliyor ama eti ilgili yerlere ulaştırılamıyor kurban günlerinde. Bu herhalde kurban ibadetinin aslına yönelik bir halel getirmez. Yok. Ya da verecek yer bulunamıyor. Ya da işte imkanlar, eti daha fazla elde tutma, koruma imkanı kalmıyor. Telef olma ihtimali var, bozulma ihtimali var vesaire. Bu durumda satmaları ya da pratik bir çözüm üretmeleri konusunda ne diyebiliriz? Şudur, kurban etleri satılır mı sorusu aslında gündeme geliyor. Kurban etlerinin satılması kurbanın sıhhatine zarar vermez. Yani bir dernek veyahut da bir vakıf tarafından veyahut da bir Kur'an kursu düşünelim. Aldılar, kurban etleri geldi, dağıtamadılar veyahut da işte fakir bulamadılar o bölgede gibi gibi bir sürü sebep olabilir. Bu etler satılıp elde edilen gelir fakirlere verilebilir mi? Evet, bu yapılır. Ama burada dikkat edilmesi gereken şu, bu zaruretten dolayı verilmiş bir fetvadır. Asıl olan bir şey değildir. Yani siz şunu yapamazsınız. Hadi biz bu bölgede kaç tane fakir var? 100 tane fakir var. Biz 100 kişiye bunu dağıtabiliriz. İşte bu etleri bozulmadan vesaire. Ama ben 100 değil de 1000 tane kurbanlık toplayayım. 100'ünü dağıtırım, 900'ünü satarım. Daha sonra bu parayı dağıtırım. Bu caiz değil. Ama siz kendi kapasitenizi biliyorsunuz. Bunu dağıtabileceğiniz imkanı biliyorsunuz vesaire. Bunu baştan organize etmediniz. Şu kadarını satacağım, şu kadarını dağıtacağım şeklinde bir organizasyonunuz yok. Kurbanları kestiniz. Ondan sonra bir sebep oldu, dağıtamadınız. Evet. Gibi durumlar olabilir. Bu durumlarda o etleri ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz. Zaruret miktarı sadece. Ondan sonra elde ettiğiniz geliri fakirlere ne yaparsınız? Tasadduk edersiniz. Çünkü asaleten kurban kesenlere biz fıkıh kitaplarından öğrendiğimiz kadarıyla derisini bile satamazsın tabii diyoruz kesinlikle. Değil mi? Hiçbir şekilde ticari bir akde ya da ticari bir işleme, muameleye konu olamaz. Kurban. Kasaba şeyini bile veremezsiniz. Sen kes, deriyi sana verelim gibi ücret manasında. Tam da o noktada organizasyonlarda herhalde kesim ücreti hisse bedeliyle birlikte mi alınıyor ya da öyle bir... Evet, yani kesim ücretleri hissenin bedeli içerisinde, ayrı bir ücret alınmıyor. Hayvanın derisi vesaire gibi şeyler yani hayvanın kesim ücretine mukabil verilen şeyler değil. O ayrı bir ücret olarak şeyler. Çünkü bununla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık ifadesi var. Hazreti Ali'ye işte develeri kestiğinde onların derilerini kasaba ücret olarak vermemesini yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Evet. Dolayısıyla kesim ücreti gerek vekalet alan kurumlar, gerek diğer kasaplarımız kurban kestiklerinde kesim ücreti alacaklarsa ayrı bir bedel olarak almaları gerekir. Bu fıkıhta kafizuttahhan meselesine benziyor değil mi? Yani Yine mutlak vekalet üzerinde. Evet, benim bildiğim kurban vekaletlerinde kesim ücreti yüzde oran olarak veya bir miktar olarak beyan ediliyor. Yani vekalet ücreti olarak ayrıca beyan ediliyor. Yoksa dediği gibi hocamın olur. Deriye karşılık gibi anlaşılabilir. Peki hocam, şimdi bu noktada tabii o anladığımız kadarıyla vekaleten kurban organizasyonlarında en önemli husus kurbanın zamanında kesilip belki dağıtılması diyelim, yerine ulaştırılması. Ne zaman kesilmelidir kurban kesim zamanı? Evet. Hangi süreleri için? Yani vatandaş, bizi izleyenler vardır, sonradan izleyecek olanlar vardır. Yani kendisine hangi süreler içerisinde kurbanınız kesilmiştir mesajı geldiği zaman, tamam ben şartlara uygun bir şekilde kurbanım kesilmiştir kanaati oluşsun. Ne zaman yani kurban kesim var? Kurbanın kesimi şu şekilde, Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra
başlar. Bayramın üçüncü günü akşam güneş batıncaya kadar bu kurban ne yapılabilir? Kesilebilir. Ama Şafiler dördüncü günü de bu kurbanın kesilebileceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımız bazen bazı bölgelerde yoğunluk olabilir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetimin ihtilafı rahmettir dediği nokta işte bu noktadır. İşte müçtehitlerin bu tür ihtilafları bize rahmet noktasını gösteriyor. Bazen yoğunluk olabilir. Yoğunluk olan bölgelerde bu dördüncü gününe sarkabilir. Dördüncü günü böyle bir haber geldi veyahut da hayvanınız dördüncü gün kesildi diye kurbanınız kesilmedi ya da ibadetim yerine gelmedi diye zannedilmesi doğru değildir. Ama aslında gerek Şafii olsun gerek Hanefi olsun böyle yoğunluk olmayan ilk fırsatta ne yapılmalı bölgelerde ilk fırsatta hemen bayram namazından sonra bu kurbanlar ne yapılmalıdır? İlk üç günde kesilmelidir. İlk üç günde şeklinde ama bayram günlerinden sonra artık beşinci gün, altıncı gün vesaire böyle bir bilgi geldiyse artık bu kurban ibadeti yerine gelmiş olmaz. Sayılmaz. Evet. Murat Hocam ümmetin ihtilafı rahmet midir? Tabii ki rahmettir. O çok önemli tabii. Evet. Ümmetin ihtilafı rahmettir. Tabii o ihtilaf orada fırkacılık değil, tefarruk değil. İhtilaf fıkhi görüş ayrılıkları demektir. Evet. Dolayısıyla yani rahmettir. Birden evet. fazla görüşün evet. Var olması evet. anlamında. Tabii o herhalde cuma diyorum. Bayram namazı kılındıktan sonra başlıyor. Değil mi yani şey başlangıç evet. hocam? Ondan sonra başlayacak. Yani önce kesilse o da olmuyor. Hani hadis-i şeriflerde var. Bir kişi sabah erkenden kalkmış kurbanını kesip bayram namazına gelmiş. Hı hı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar kesmesi gerektiğini beyan buyurmuşlar. Dolayısıyla o zaman şartları önemli. Bir de mesela bu vekalet verdiğimiz insanların ehliyeti şurada da gündeme geliyor. Şimdi kurban edilecek hayvanın cinsi ve bir takım şekliyle ilgili şartlar da var. İşte yaş var. 8 yaşında olurmuş olmaz sığırlarda. Devede 5 yaş, koyun geçede 1 yaş. Hayvanın kusurlu olması. Kusurlu olup olmaması mesela o da çok önemli. Yani dolayısıyla şimdi tabii sosyal medya falan gelişti. Fotoğrafını gönderebiliyorlar. Hani o insanlar artık yani önceden bunlar sorundu. Mesela 20 yıl önce sosyal şeyde çok evet. yani görsel değil. Göndermek mümkün değildi. Daha büyük riskliydi. Şu anda herkes şeyini biliyor. Hangi kurban benim ve hangisi kesildi isimlere. Ağaçlarken de öyleydi mesela. Sadece şey gönderirlerdi. İsimler. İşte şu isimler 7 kişi. Görevliler orada onlara bilgi veriyor. Kurbanınız kesilmiştir diye. Ama zannederim şimdi daha çok gelişmiştir. Yani ben o zaman da gitmedim. Evet. Çok önemli o açıdan. Hocam şimdi kurban keserken besmele çekme konusu çok bazen takılıyor. Unutabiliyoruz sürekli yaptığımız, her gün kurban kesmediğimiz için mesela. Biz de kurbanın başındayken, kasaplar gerçi kurban bayramı günlerinde bunu ihmal etmiyorlar ama özellikle kendi evinde kesenler bazen heyecan, bazen unutkanlık vesaire. Burada durum nedir? Yani bu kurbana bir halel getirir mi? Ya da besmele çekmenin hükmü nedir? Daha net ifadesiyle. Şu şekilde gerek kurban bayramında olsun, gerek diğer hayvanlar, et için kesilen hayvanlar olsun. Bunlar için asıl olan besmelenin çekilmesidir. Bir Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onları keserken üzerlerine Allah'ın ismini anın buyuruyor. Besmele çekerken bunların ama kurban keserken sizin de buyurduğunuz gibi ya telaştan ya aceleden veyahut da unutarak herhangi bir kasıt olmadan hayvanı kurban ettik, kestik. Bunun artık eti yenmez mi? Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu etin yenmesine engel bir durum değildir. Böyle bir durumdan dolayı unutan kişi herhangi bir sorumluluğu da söz konusu değildir. Bu kurban ibadeti yerine gelmiştir. Ancak kasıtlı olarak bir kişi Allah'ın adını evet. Kasıtlı olarak anmaz, bundan kendini ikrah ederse, ben bunu hayır söylemiyorum gibi bir tavırdaysa, kasıt varsa ortada artık bu hayvan kurban olmamakla beraber bu hayvanın eti de nedir? Yenmez. Artık o et mırdar olmuştur. Bir daha bu eti ne yapamazsınız? Yemezsiniz. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Mesela bazı bölgelerde vekaletle gönderilen bazı bölgelerde Müslüman kasap yok. Müslüman kasabın olmadığını düşünelim. Nedir? Ehli kitap olanların kestikleri hayvanların yenmesinde de herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Ehli kitap olduktan sonra bunların kestikleri de ne yapılabilir? Yenilebilir. Bu evet. etlerde de bir sakınca yok. Peki o çok önemli bir husustu. Yani çünkü yurt dışında evet. kurban bağışı yapanların aklına böyle bir soru gelebilir.
Ve hatta Avrupa'da kurban kesen vatandaş gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimiz var. Onlar da. Doğru. Şimdi hocam, Murat hocam biraz bu ibadet, kurban ibadetin kesildikten sonraki organizasyonun, dağıtımın vesaire bir sosyal finansal bir araç niteliğinde olduğundan bahsetti ki ben katılıyorum. Özellikle şurada yani ekonomik bir faaliyet, yani ekonominin 3 biliyorsunuz şeyi vardır, faaliyet türü vardır. Üretim, tüketim ve bölüşüm. Burada ikisini herhalde, hatta üçünü gerçekleştiriyoruz. Şayet hocam tersinden söyledi, yani hayvan üretilmeseydi kurbanı nasıl keseceğiz? Ama kurban farz olmasaydı belki hayvan üreticiliği bu kadar Müslüman ülkelerde gelişmeyecekti. Yani çünkü bunun bir ibadet olması ve bunun, özür dilerim, farz dedim, yani gerekli olması, dinin bir emri, bir vecibesi olması açısından insanlar bunu yapmaya gayret ediyor. Yapmaya gayret edince de hayvan üretimi sonuçta organizasyonlar üzerinden vekaletle de kurban kesimi tercih edilse bu başka bir dünya ülkesinde aynı etkiyi gösterecektir. Sonra kesildikten sonra bu bir bölüşüme dönüşüyor. Tam oraya geleceğim. Bu etleri nasıl değerlendirmeliyiz? Alıp sucuk mu basmalıyız? Difrize mi doldurmalıyız? Bir sonraki kurbana yetecek şekilde kıyma, kuşbaşı, ne bileyim, kemikli kemiksiz şeklinde ayırıp dondurucuda bekletmeli miyiz? Bir de bunun tüketimi var. Yani bir şey tüketmiş oluyoruz. Yani et tüketimi var. Hayvanları tüketmiş oluyoruz vesaire. Nasıl değerlendirmeliyiz hocam? Hanginiz isterse buyurun. Ben bir kısa bir şey bahsedeyim. Hı-hı. Şimdi dedik ya, kurbanın iki boyutu var. Bir ibadet boyutu var. O kesilinceye kadar, hı-hı, kısımda kanı aktığı anda ibadet yerine gelmiş oldu. Allah adına bir iş yapmış olduk. Allah'ın ismiyle yaptık ve Allah kabul etsin diyelim. Bu birinci kısım çok önemli. Bunu ihmal edersek ikinci kısmın önemi kalmıyor ama kestikten sonra şimdi ortaya çıkan bir durum var. Yani bir et var, derisi var, işte bir yapılması gereken işlemler var. Aslında dini açıdan baktığımızda doğrudan artık o normal bir ettir. Herkesin yiyebileceği, o kişinin, yani o kurbanı kesen kişinin tasarrufuna ait bir et haline gelmiştir. O kişi onu aslında istediği gibi tasarruf edebilir. Fakat fıkıh kitapları bu tasarrufta işte bazı özel şartlar getirmişlerdir. Yani, hı hı, bu ibadetin neticesi olmuş olan bir ürün olduğu için burada bir takım ilave şartlar, yani kurban etine satmak gibi bir muamele yapmak bir açıdan sakıncalı. Ama kurbanın vücub, mesela Hanefi mezhebinde vacip yerine gelmiştir kesildiğinde. Şimdi sosyal boyutu vardır. Benim de işte Ağacım senin bahsettiğin gibi, yani bir hani servetin dağılımı diye bir şey var ya ekonomide. Yani kurban etlerinin Müslümanlar arasında sosyal açıdan da bir şeyi olabilir. Yani bu şart değil. Fakat bu ortaya çıkmış olan bir sonuç olarak bunu söylüyoruz. Hani, hı-hı, bunun kurbanın kesmekle bir alakası olmayabilir. Kurbanı kestik, aslında işimiz bitti bizim. Sonra bu eti ne yapacağız? Şimdi bizim eski hocalarımız ne derdi? İşte üçte birini ailene, üçte birini nasıldı yakın akrabaya, üçte birini, akraba, dost, üçte birini de fakirlere, yani ihtiyaç sahiplerine vereceksin diye. Yanlış söylemedik inşallah, öyleydi, hani unuttum bunu söylemeyince. Şimdi bu bir şey, yani tercih meselesi. Bir kişi ihtiyaç sahibi ise, zor olarak kesmişse, tamamını ayırsa ona bir şey denmez. Tamamını dağıtsa ona da bir şey denmez. Aslında burada bir doğrudan bir fıkhi hüküm yok. Fakat burada bir sosyal boyut var. Şimdi İslam'ın emretmiş olduğu bir infak, efendim, bir ihsan var. Yani kurban ibadetini yerine getirdikten sonra bu etlerin şey yapılmadan, yani ziyan edilmeden diyelim tabiri caizse, bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmede aslında insanlar serbesttir fıkhi açıdan. Fakat burada en hayırlı değerlendirme şekli nedir diye bir arayış olur. Ve bu mesela kurban etlerinde ilgili bir takım sonuçlar da ortaya çıkıyor. Hocam az önce bahsetti. Mesela diyelim ki bir hayır kurumu, öğrencileri var. Kurban etleri anında geliyor, işte bilmem şu kadar kilo et meydana. Bunu şimdi hemen 2-3 günde tüketme şansı yok. Muhafaza edecek olsa bunun muhafaza ücreti yüksek bir meblağ tutuyor. O zaman nasıl bir çözüm üretilecek buna? Hı hı. İşte nasıl yapıyorlardı önceden? Bilmiyorum şimdi nasıl. Bir kasapla anlaşıp o etler kasaba veriliyor.
Sonra yıl içerisinde ayrıca ayrıca şey yapılıyor. Burada tabii bir takım işte fetva şeyleri var, hocam belki bahseder. Ben fetva kısmına girmeyeyim. Şimdi bunlar daha organize hale geliyor. Mesela hac esnasında kesilen kurbanlarda daha büyük bir organizasyon var. Yani büyük çoğunluğu Afrika'ya gönderiliyor oradakilerin. Çünkü yani binlerce kurban kesiliyor. Yani hisse yaparsak milyonlarca oluyor. Hediden mi bahsediyor? Hediden tabii tabii. Mesela o etler ne olacak yani? Orada büyük soğuk hava depoları ve etlerin diğer ülkelere işte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla ilgili bir kesim orada gerçekleşiyor. Geçişiyor sonra çünkü o da bir şart. Hediye kurbanı biliyorsunuz, evet, orada kesilmesi gerekiyor. Bu organizasyon diğer şeyler için de olabilir. Yani oradaki olan organizasyonun Türkiye'de, Malezya'da, Endonezya'da, neyse Afrika yani başka bir yerde olmasında bir sakınca yok. Yani bu organizasyonlar olmasında bir sakınca yok. Bu etle ilgili hükümler artık biraz detay. Fakat bunun sosyal boyutunu da unutmamak lazım. İşte o klasik fıkıh kitabımızın söylediği işte dağıtılması, insanlar arasında yardımlaşma, sevgi bağının gelişmesi bakımından da fevkalade önemli. Çok önemli, evet. Ve ayrıca yine bu hani ne diyelim ona biz, finansal açıdan baktığımızda toplumda sosyal barışın sağlanmasında da fevkalade önemli bir rol oynuyor kurban. Yani dünyada ve ülkeler, hem ülkemiz için mesela baktığımızda hem de dünya için böyle bir organizasyon olması, yani şöyle demesini ben şey bulmuyorum, yani tamam kurbanı kestik sonra ne olursa olsun etli falan dememek lazım. O organizasyonda kurbanın olmasa bile sonucunun getirmiş olduğu bir netice, yani sonuç itibariyle bir et var ve bundan bir kardeşlik, bir sosyal yardımlaşma, dayanışma, birlik beraber, yani birlik beraberlik ortaya çıkıyor. Yani şunu da söylemek lazım, yani artık yani ete ulaşmak herkes için her zaman mümkün olan bir şey de değil. Yani bu zaman zaman ülkelere göre değişebilir ama yani Müslüman ülkelere baktığımızda çoğunlukla öyle her zaman et tüketiminde bulunabilen ülkeler değil yani. Bu da önemli bir şey. Bir gerçeklik var yani. Bunu görmek lazım ve kurbanın da burada önemli bir var. İşlev görüyor. Şimdi hocam o dediğiniz o kadar önemli ki hafta sonu Kahramanmaraş'taydım. Depremden sonra ilk defa gittim. Bu vesileyle tekrar depremzedelerde de Allah yardımcıları olsun, vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Bir arkadaşımız şöyle dedi, isim vermeyelim ama hocam deprem günlerinde şu belediyeleri asla unutmayacağım. Neden? Çünkü en zor günlerinde imkanları seferber etmiş. Hocam dedi ya yani bu evet. Ülke dışında dahi olsa bir sevgi bağlarının güçlenmesi, o sosyal dayanışma dediğimiz, taavun dediğimiz kardeşlik ruhunun daha perçinlenmesi ve güçlü hale gelmesi açısından da son derece önemli. Hocama sözü vereceğim ama benim kanaatim şu hocam, yani kurban etini biraz açık bir ifadeyle günümüzde görebildiğimiz, tespit edebildiğimiz kadarıyla bizim toplumumuzda değerlendirme konusunda bir takım yanlış algılarımız var. Yani sanki et edinme, bu eti işte kategorize ediyoruz. Sucuğunu çıkaracak, bilmem kıymasını çıkaracak bundan. Herkes için geçerli değil tabii ki bu. Hocamın dediğine fıkhi açıdan katılıyorum. Evet, tasarrufu kişinin kendisine ait bir et ama bunun hedeflediği bir takım maksatları var. Bunları da gerçekleştirirse kurban ibadeti toplumsal işlevini de fonksiyonunu da yerine getirmiş olacağından en azından bizim fukahanın tavsiye ettiği şekliyle en iyi yerinden, onun da altını çizelim, şöyle en iyi yerini aldıktan sonra kalanları değil, en iyi yerinden, yerlerinden ya da kurban etinin üçte birini önce birilerine bir dağıtmak lazım. Yani çünkü gerçekten bu vesileyle iki ay, üç ay birkaç yerden kurban eti geldiğini düşündüğünüz zaman bir fakir haneye belki birkaç hafta boyunca et yeme, bu gıdaya olan ihtiyacını karşılama, bunun çoluğu çocuğu varsa o hazzı yaşama duygusuna böylelikle de sizin zikrettiğiniz o tüyleri kadar sevabı da taşlandırmış olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani, evet, kendisi ihtiyaç sahibi ise
Yani ancak kurban kesiyorsa, onun dışında marketten et alma konusunda maddi durumu çok el vermiyorsa, bu hayrını kendisine yapsın. Hazreti Peygamber ifade ettiği gibi, yapacağınız infakların en iyisi ailenize yaptığınız harcamalar fehvasınca diyebiliriz. Ama böyle olmayanların bunu paylaşması, bu paylaşımında nasıl olacağını belki hocam biraz daha izah eder. Hocam zaten fıkhi boyutunu siz de buyurdunuz. Hocam da söyledi. Yani bizim Hanefi mezhebi adına yani etin tamamını da evinize koyabilirsiniz. Yani bu Evet. kurbana engel bir durum söz konusu değil. Peki bu noktadaki sünnet olan uygulama nedir? Sizin de buyurduğunuz gibi üçe bölmek. Üçe bölerek bir kısmını evinize ayırmanız, bir kısmını o günlerde gelen akrabalarınıza, kolu komşunuza pişirip ikram olarak vermeniz ve bir kısmını da dağıtmanız şeklinde bu şekilde uygulamalar var. Etin tamamını da dağıtabilirsiniz. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Özellikle Şafii mezhebinde az da olsa bir kısmını dağıtmanız lazımdır, zorunludur Gereklidir gibi değil bir mi? durum söz konusudur. Burada ben fıkhi boyutunu çok konuştuk. Sadece bir şey anlatmak istiyorum. Bugün hala Medine-i Münevvere'de uygulanan bir şey vardır. Ben oradayken çok görmüştüm. İnsanlar Kurban Bayramı günlerinde hayvanlarını kestikten sonra o yani maddi durum bakıyorsunuz iyi insanlar ama o lüks çiplerinin arkasına kurban etlerini böyle paketlemişler koyup mahalle mahalle gezip kendi çocuklarına evlere et dağıttırıyorlardı. Dolayısıyla memleketin mahallemizde oturan fakirlerden tespit edebiliriz. Böylece çocuklarımıza infak eğitimi de vermiş olabiliriz. Ayrıca mahallemizde çevremizdeki fakirlere de yardımcı olmuş olabiliriz. Bu şekilde etlerimizi elimizden geldiğince sizin de buyurduğunuz gibi ihtiyacınız yoksa bol bol fakirlere, ihtiyaç sahiplerine bu kurban etlerini ulaştırmak en doğrusu en güzeli olacaktır. Evet hocam, vaktimiz ilerledi. 2 dakikamız var ama hangi konuya baksam diye düşünüyorum. Önemli bir konu. Bazı vatandaşlarımız kredi çekiyor kurban ibadetini yerine getirmek için. Kısa alayım hocam. Buna Çok kurulumuzu. kısa şu şekilde söyleyeyim. Faizli kredi çekmek dinimizce haramdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu faizli kredi ile alakalı kredinin Allah-u Teala ve Resulüne savaş açmak olduğunu ayet-i kerime bize bildirmektedir. Dolayısıyla haram olan bir yol ile ibadet yapılması, ibadete gidilmesi caiz değildir kesinlikle. Vatandaşlarımız kredi çekerek kurban alıp kurban kesemezler. Bu caiz Ben değildir. şöyle diyorum, kurban kesemiyorsan kurban kesenlerden et bekle. Yani herkes keserse eti kime vereceğiz değil mi? Yani Evet. üçte birini dağıtılması gerekir diyorsak, kredi kartı ve taksitli kurban alım satımı. Kredi kartından önce taksitli kurban alım satımında herhangi bir sakınca yoktur. Kurbanınızı taksitle alabilirsiniz. Zira mülkiyetinize geçmiştir. Kredi kartıyla alımında ise onda da bir sakınca olmamakla beraber kredi kartına dikkat etmeleri gereken nokta vaktinde ödemeleri. Yani faize girmemeleri bu noktada önemlidir. Kredi kartın taksitlerini Evet, zamanında ödemeleri hocam gerekir. çok konu var ama maalesef vaktimiz bitti. Önemli olduğu için ben zikredeyim. Teyit ederseniz sevinirim. Gayrimeşru kazançlar var. Eğer kişinin tamamen o gayrimeşru yollarla kazandığı paradan kurban alması durumu söz konusu olduğunda bu ibadet geçerli olmaz. Doğru mudur? Evet, bu malı Heh. zaten ya sahibine geri iade etmeli, kendi malı değil çünkü, veyahut da ne yapmalıdır? Sahibini bulamıyorsa infak etmeli. İnfak Yani etmeli. fakirlere vermeli, sevap beklentisi Evet. olmadan. Peki hocam vaktimiz bitti. Çok teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık. Aslında birçok konumuz var notlarımız arasında. Ama yetmedi. Sizi belki başka bir vesileyle tekrar misafir edersek bu konuşamadığımız ayrıntılı konuları da sizinle konuşma İnşallah. fırsatı buluruz. Çok teşekkür ediyoruz Biz hocam. teşekkür ederiz. Evet. Kıymetli izleyenler, bir fıkıh meclisinin daha böylece sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki fıkıh meclisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.